Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pratika'dan videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sadece bir cep telefonuyla YouTuber olunur mu sorusuna cevap vermeye çalışacağım ve sizlere 5 farklı telefonla çekim tekniği göstereceğim. Ben 40.000-50.000 aboneye kadar Galaxy S3 telefonumla geldim ve bu gayet işe yaradı ve beni 50.000 aboneye kadar getirdi. Ve bu videoyu izleyen siz, eğer cep telefonunuz varsa siz de artık YouTuber olabilirsiniz. Ve şunu dile getirmek istiyorum. Son zamanlarda doların veya euronun yükselmesiyle ekipmanların fiyatları da yükseldi. Bu nedenle bu tür ekipmanlara erişmek gerçekten çok zor. Ama büyük olasılıkla bu videoyu izleyen herkesin cebinde bir cep telefonu vardır. Ve cep telefonunuz varsa artık video çekmeye hazırsınız demektir. Şimdi de isterseniz hemen 5 farklı yönteme bir göz atalım. Hepinize iyi seyirler. Numara 1. Kadraj. Telefonunuzu video çekerken dikey yerine yatay tutun. YouTube ve benzeri birçok sosyal mecra 16'ya 9 ekran çekim yapılmasını ister. Bunun anlamı ise telefon ile video çekimi yapıyorsanız cihazınızı yatar bir şekilde tutmanız gerekmektedir. Eğer dikey bir şekilde video çekimi yaparsanız ekranın her iki tarafında büyük siyah boşluklar oluşur. Bu da izleyiciler için çok rahatsız edici bir durumdur. Numara 2. Video kalitesi. Cep telefonlarının genelde biri önde, biri arkada iki farklı kamerası olur. Ve genellikle arka kameranın video çekim kalitesi ön kameraya oranla çok daha iyi olur. Mesela benim sahip olduğum telefonun ön ve arka kamerası HD düzeyde çekim yapabilmesine rağmen ön kameram 1080p video çekimleri yapabilirken arka kameram sadece 720p video çekimleri yapabiliyor. Ama eğer vlog kanalıysanız mecburen yüzünüzü ve çekim yaptığınız ortamı gösterebilmek için zor durumlarda ön kamerayı kullanabilirsiniz. Numara 3. Telefonunuzu mikrofon olarak kullanın. Telefon ile video çekerken ses kaliteniz düşük olur. Bunun nedeni ise telefonunuzun sizden uzak olmasıdır. Videoda ses önemli bir faktördür. Bu nedenle ses kalitenizi arttırmak amacıyla başka bir telefon kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler gerçekten çok basit. Ses kaydedici uygulamasını açın. Telefonunuza mikrofonu olan bir kulaklığı takın. Kulaklığın mikrofonunu ağzınıza yaklaştırıp kayıt tuşuna basın. Kaydettiğiniz sesi ana video ile birleştirmek için ise bilgisayarınızda olan bir montaj programını kullanabilirsiniz. Mesela ben bilgisayarımda edit yapmak için Camtasia Studio 9 programını kullanıyorum. Ve ses ile videoyu birleştirmek için ekranda gördüğünüz aşamaları uyguluyorum. Siz de bu yaptığım aşamaları uygulayarak video ile sesinizi birleştirebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pratika'dan videoma hoş geldiniz. Numara 4. Videonuzdaki gereksiz kısımları makas işaretiyle kesin. Bunun için yapmanız gereken şeyler gerçekten çok basit. Çekim yaptıktan sonra ekranın alt tarafında bulunan düzenle butonuna tıklayın. Videoda kesmek istediğiniz yere kadar olan kısmı gösterilen şekilde ana videodan ayırın ve kaydet butonuna tıklayın. Bu şekilde gereksiz görüntülerden kurtulmuş olacaksınız. Numara 5. Tripod kullanın. Çekimlerinizi tripod ile yaparsanız video çekmek için hem kimseye ihtiyaç duymazsınız hem de sabit bir şekilde video çekebilirsiniz. Ayrıca tripod kullanımı izleyici için de çok önemlidir. Tripod kullanılan videoların her zaman izlenme süresi daha yüksek olur. Evet millet, bu videoluk bu kadardı. Umarım bu video sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer video işinize yaradıysa like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.